Evet, bugün de fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ali Veysel Özdel ile birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir hocam bu böyle vaguslar, otonom sinir sistemleri, bayağı bir önemli sinirlerden bahsedeceğiz bugün. Bu sinirlerden evet. Bahsederek bakayım nereye geleceğiz. Evet, çok önemli yerlere geleceğiz diye düşünüyorum ben de. Aslında otonom sinir sistemi adı üzerinde otonom kendi kendine demek. Vücudun kendi kendine çalıştığı bir sistem olarak düşünür. İşte kalbimizi, böbreklerimizi, akciğerlerimizi çalıştıran bir sinir sistemi olarak düşünür. Aslında bunu uzak doğuda kısmen kontrol eden işte keşişler vesaire gibi böyle zihin terapisiyle bunları yapan kişiler de var. Aslında tam bir otonom sinir sistemi demek doğru olmuyor. Yaşamsal özellikleri olan bir sinir sistemi. Çok önemli fonksiyonları var. Beyinle beraber çalışıyor. Üremeyi, soluk alıp vermemizi sağlıyor. Kalp atışını sağlıyor, tansiyonu sağlıyor, kan basıncını sağlıyor. Pek çok özelliği olan bir sinir. Terlememizi düzenliyor, vücut ısısını düzenliyor. Pek çok önemli fonksiyonları var bu sinir sisteminin. Şimdi siz bir kitabınız da var bu arada getirdiğiniz için çok çok teşekkürler. Bazen her şey sinirsel. Evet. Bedeninizi kontrol eden otonom sinir sistemine bir bakış isimli bir kitabı var konumuzun. Şimdi arkasına baktığım zaman şöyle bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Otonom sinir sistemine hükmedebilen hayata hükmedebilir diyor. Evet. Yani şimdi ben normalde düşünce gücüyle de pek çok şeyi yapabileceğimiz, yani şunu şuradan oynatmaktan bahsetmiyorum yanlış anlamasınlar. Pek çok şeyi yapabileceğimizi evet. Düşünüyorum. İç hastalıklarında çok ilgisi olduğunu düşünüyorum evet. Açıkçası. Alerjilerimden kaynaklı olarak öğrendiğim bir şey bu yıllar öncesinde başladığım, evet. Çalıştığım işte ne bileyim güven sorunudur filan. Zaten bilirsiniz evet. Onları sizin anlatmanız lazım evet. Ama yani hani ama sonuçta sinir sistemi hiç aklıma gelmemişti. Yani sinir sistemini etkiledi. Nasıl bir dakika ben nasıl kontrol sonuçta altımı? Beyin, zihin sinirlerden meydana geliyor. O yüzden de biz zihnimizi kullandığımız zaman aslında sinirlerimizi, beynimizi kullanıyoruz. Ve otonom sinir sistemi beyinden çıkıp tüm vücuda dağılıyor. O zaman siz şöyle bir şey de düşünüyor musunuz gerçekten? O mu? Yani ben beynimden, yani bunu düşünerek atıyorum dizimdeki ağrıya engel olabilirim. Gibi evet, bir ağrıyı çıkış. Azaltabilirsiniz. Belki oradaki problemi çözemeyebilirsiniz. Mesela bir menisküs yırtığı var orada. Yok, onu çözemem. Menisküs yırtığını çözemezsiniz ama menisküs yırtığının acısını, ağrısını azaltabilirsiniz. Evet. Bunu zaten otonom sinir sistemi sağlıyor ve vagus. Bu şey sağlıyor. Gibi mi? Mesela ateşlerin üzerinde evet, yürüyen aynen. Keşişler var. Aynen onun gibi. Beyinleriyle sinirlerini bloke ediyorlar tabii. Ve canları hiç yanmadan o ateşin üzerinde tabii, Harvard yürüyorlar. Harvard Fakültesi'nde bununla ilgili çalışmalar var. Düşünce gücüyle vücut sıcaklığını kontrol edebiliyorlar. 8 dereceye kadar artırıp azaltabiliyorlar vücut sıcaklığını. Elden ölçülen. Kan basınçlarını, nabızları kontrol edebiliyorlar insanlar. Ha, ve bu otonom sinir sistemi üzerinden oluyor zaten. Peki şuna benziyor mu o zaman? Ben bunu farkında olmadan yapıyormuşum herhalde büyük bir ihtimalle. Ben mesela... Yani sonuçta hani doktorların olduğu bir ortamda sağlıkla ilgili bir programda yaptığımız için de söylüyorum. Mesela lazer epilasyon bence can yakan bir şey. Evet. Yani can yakıyor gerçekten. Ben lazer epilasyona gittiğim zaman şeyi fark ettim. Lazer epilasyon aletinin bir sesi var ya atışı yapmadan önce evet. Tık tık diye bir ses var. Eğer o sesi duymazsam canımın yanmadığını fark ettim evet. Ben. Bu normal mi? Çünkü kendinizi ona göre şartlıyorsunuz. Evet çok acayip. O yüzden ve normalde ben hani aletin sesini kısabiliyor musunuz diye sordum. Yok kısamıyoruz dediler. O zaman ben de her seferinde her gidişimde ya çok yüksek sesle müzik dinleyebileceğim bir kulaklıkla gidiyorum ya da çok böyle aksiyon ve hareketli bir film seyrediyorum ve gerçekten oradan şikayetsiz evet. Bir şekilde çıkıyorum. Çünkü beyninizi ilgi alanına başka yöne kaydırdığınız evet. Zaman da ağrı azaltabilirsiniz zaten. Ya bundan mı bahsediyoruz biz şu an? Evet kısmen. Tam olarak bir taraftan da şartlanma ağrısı. Kitabı ben de yazabilirmişim. Ben de yok değil tabii ki daha geçeceğim ama. Gerçekten mi? Çok ilginç evet. Bu gerçekten. Bu harika bir şey. Peki çok güzel, keyifli. Ama bu sistem bozulursa ne olur? Bu sistem bozulursa, şimdi otonom sistemin dengesi var. İki bölümden oluşuyor. Biri sempatik, biri parasempatik diye. Sempatik sinir sistemi biz böyle savaş veya kaç durumlarında, yani tehlikedeysek devreye giriyor. O zaman ne yapıyor savaş kaç durumda? Adrenalin artıyor vücutta, kortizol sentezi artıyor. Ve bu da uzun vadede, yani kısa vadede hayat kurtarıyor. Ama uzun vadede tükenmiş diye bitkinliğe sebebiyet veriyor ve pek çok hastalığı neden biliyorsun stres, sempatik sinir sistem aktivasyonu neden olur. Bu da adrenalin ve kortizolla beraber işte obeziteye neden olur, uyku bozukluğuna neden olur, depresyona neden olur, ağrıya neden olur. Eğer biz bu sistemin yani bu tahterevalliği, otonom sinir sistemi dengesini düzeltemezsek uzun vadede pek çok problemle hastalıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama biz bu dengeyi bir şekilde düzeltebilirsek ister zihin terapisiyle, ister egzersizlerle, ister nefes terapisiyle ya da işte vagus sinirini uyararak bunları yaptığımız zaman bu dengeyi sağladığımızda bizi daha kaliteli bir hayat bekliyor ve daha az hastalıklarla karşılaşıyoruz. Stres haricinde otonom sinir sistemi fonksiyonlarını bozan başka sebepler var mı? Stres dışında aslında pek çok şey bozabilir. Mesela mikrobiyatanın bozuk olması yani bağırsaklarımız içerisinde mikropların bozuk olması bunun bir tane sebebi. Beslenme biçimimiz, uyku düzenimiz
Bunlar hepsi etkiliyor. Bir saat az uyku mesela %80 obezite riskini artırıyor. Eğer siz uykunuzu az alırsanız sabah kalktığınızda sempatik aktivasyonunuz artmış oluyor. Ve dengeyi bozuyorsanız, biyoritminizi bozuyorsanız o zaman gene otonom sistemi bozuluyor. Onun dışında beslenme biçiminiz eğer rafine sentetik yiyeceklerden zengin besleniyorsanız o zaman gene mikrobiyatanız değişiyor, bağırsak mikropları. Bu sizin vagusunuzu etkiliyor ve beyniniz etkileniyor. Aslında vagus siniri beyin-bağırsak bağlantısını sağlayan temel sinir. Aynen öyle. Peki kahve, alkol, sigara gibi şeyler? Bunlar tabii ki etkiliyor. Sigaranın içerisindeki nikotin bir nörotransmitter yani mesajcı hem sempatik hem parasempatik sinir sistemini etkiliyor. Alkol gene keza ikisini de etkiliyor. Onun dışında bir şey daha söylemiştiniz. Kahve gene kafeinden dolayı sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Aslında kahve tüketimi içindeki antioksidanları var ama çok tüketmek iyi bir şey değil. Şey soracağım, bu keşişlerden bahsettik. Hiç kahve içen keşiş var mıdır acaba? Bilmiyorum, sormadım yani. İçen var mıdır ama. Tamamen çünkü onların bilimsel olarak şeyleri uyarıcılara karşı. Evet. Taurin gibi, kafein evet, gibi. Evet, işte orada parasempatik sistemi aktive etmeye çalışıyoruz. Yani sakinleşmeye, dinginleşmeye ve içe dönmeye, öze dönmeye çalışıyor kişi. Orada otonom, hocamın dediği otonom sistemini kontrol eden, hayatı kontrol eden, ilk önce bedeninizi kontrol etmeyi öğrendikten sonra siz çevrenizi kontrol edebilirsiniz. Biz normalde hep çevresel problemlerden dert dururuz ve bu içe yansır problem olarak. Ama biz kendi içimizi düzeltmeye başladığımızda aslında çevremizi de, hayatımızı da kontrol etmeye başlayabiliriz. Peki bu şey bozuldu, otonom sinir sistemi bozuldu. Bozulduktan sonra bizde hangi hastalıklar ve rahatsızlıklar husule gelir? Aslında şöyle, otonom sinir sistemin bozukluğu bazıları yapısal ve genetik. Bunlara çok erken yaşta da görülebiliyor ya da başka rahatsızlıklara bağlı da gelişebiliyor, ikinci olarak gelişebiliyor. Burada problem çok daha fazla benim ama asıl ilgilendiğim fonksiyonel bozuklukları. Bu fonksiyonel bozukluklarında özellikle strese bağlı sempatik aktivasyonla beraber hipertansiyon, uyku bozukluğu, işte irritable bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklar, onun dışında depresyon görülebiliyor. Adet sancıları olabiliyor gene otonom sistem bozukluğuna bağlı, migren baş ağrıları gözükebiliyor. Bunların hepsi bu dengenin bozulmasıyla alakalı. Bunlar fonksiyonel bozuklukları yani idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen hastalıklar tıpta genellikle bu gruba giriyor. Şimdi kitabınızı okuyorum, kusura bakma burada okunacak ya, okuma yeri burası değil tabii ki ama böyle değişik değişik şeyler tabii ki görünce duruyorum. Obezite ile ilgili olarak da tabii ki burada hemen de değinmişsiniz. Evet. Mesela yani özetle geçeyim anladığım kadarını, kilo vermede etkili olduğuna dair çalışmalar var diyorsunuz evet. Değil mi? Şöyle bir şey var. Hatta FDA onayı aldı. Vagus sinir uyarımı obezite tedavisinde FDA Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış bir tedavi yöntemi oldu yakın zamanda. Tokluk hissi iki şekilde oluyor ve vagus üzerinden oluyor aslında. Bir tanesi yedikçe mide geriliyor. Midenin gerilmesiyle vagus siniri uyarılıyor ve bu tokluk hissi beyne taşınıyor. Tamam. Onun dışında da sindirimle beraber özellikle doymamış yağ asitleri ve amino asitler gene ince bağırsaklarda vagus uyarıyor. Ve bu da bu sinyalde beyne taşınıyor ve tokluk hissi meydana geliyor. Bir bu tanesi akut tokluk, bir tanesi de yedikten sonraki ne kadar dayanabildiğiniz. Tamam, o da tamam. Şimdi eğer vagus hiç çalışmıyorsa o zaman tokluk hissi az oluyor ve kişi doymak için çok fazla yemek yemek zorunda kalıyor ya da kısa sürede acıkıyor. Şimdi obeziteye karşı vagus sistemi uzatarak. Vagus sinir uyarımı. Vagus sinir uyarımı yapılabilir diyorsunuz. Amerika'da da aynen. Şimdi bana bunu anlatın. Yani yapılabilir evet ama bu neden bahsediyoruz biz? Yani ben mesela doktor, yani şikayetim var. Çok stresiniz var, tansiyonunuz var, çok kilo almaya başladınız son zamanlarda, geldim size, evet, hadi beni tedavi et doktor, sıkıntı. Ne yapacaksın, kulağıma iğne mi sokacaksın, mideme bir şey mi yapacaksın? İlk önce yani bir problem neyse onu çözebilmek lazım tabii, nedeni ne, altyapısı ne, ama onun dışında o altyapı ya da nedensel durumları ekart ettikten sonra parasempatik sistemi ya da vagusu aktive etmemiz lazım. Nasıl? Her acıktığında bunun pek çok yöntemi var. Her acık nasıl yani? Her bunu bir yaşam felsefesi olarak düşünebiliriz. Aynı keşişlerin, keşişlerin yaptığı gibi olabilir. Nefes egzersizleri olabilir mesela. Ha, onun dışında başka yöntemler de var ama en kolay yolu vagus sinirinin direkt elektriksel olarak uyarılması. Ben fizik tedavi hekimi olduğum için biz elektriksel tedavilere çok aşinayız, alışkınız. Evet, onu merak ediyorum. Elektriği nereden kulaktan, veriyorsunuz? Kulaktan vagus sinirinin dalı var. Biz kulaktan vagus sinirini uyardığımızda bu beyinden gelen sinyallerle kulaktan giden sinyaller aynı yerde buluşuyorlar ve kişi tokluk hissi hissediyor. Ama ne kadar süreyle? Yani o günlük mü? O anlık mı? Bu tedaviyi uzun süreli kullanılabiliyor. Yani yurt dışında da mesela boyundan epilepsi için yapılıyor bu tedavi yöntemi ve cihaz kalp pili gibi takıldığında uzun süreler boyunca bu uygulama yapılabiliyor. Siz de bu tedaviyi kliniklerde ya da evinizde bununla ilgili portatif cihazlar da var evde kullanılabilecek. Kulaktan vagus sinirinizi uyardığınız zaman yemek öncesi uyardığınızda daha çabuk doyuyorsunuz. Yemek sonrası
uyardığınız zaman da hemen acıkmıyorsunuz. Daha uzun sürede acıkıyorsunuz. Kulakta nerede bu vagus? Kulakta konka dediğimiz kısım var. Bir de tragus dediğimiz kısım var. Evinizde denemeyin bu arada. Yani bu arada sakın öyle sinir uyarmak için böyle bir ince mince iğne birazcık. Öyle bir şeyden bahsetme. Evet. Göstermeyin, söylemeyin de bence bazı varsa. O kadardan herhalde prize elektrik fişini takıp hayır, yok, kulağına işte, sokacak değil herhalde. Hayır, yok elektrik vermekten bahsetmiyorum. Bir iğneyle ya da işte akupunkturdan bezilerek bir şey yapmaya çalışırlar diye söylüyorum. Aslında Güney Kore'de yapılmış çalışmalar var bununla ilgili. Kulak akupunkturun aslında vagusu uyararak etki gösterdiğine dair. Hı. Yani bu meridyendir, enerjidir vesaireden bağımsız yani geleneksel Çin tıbbı özelliklerinden bağımsız olarak Güney Kore'de bazı araştırmacılar bunun kulak akupunkturunun ve aslında vagus sinirini uyardığından bahsediyor. Şimdi iğneyle yapılan uyarımda iğnenin kendisi bir ağrı acı yarattığı için sempatik sinir sistemini aktive ediyor. O yüzden bunu iğnesiz, ameliyatsız ve ağrısız, acısız uyarabildiyseniz o zaman maksimum faydayı görebiliyorsunuz. Bu normalde peki yani son sorum olacak bu benim kendi adıma süre açısından kusura bakmayın sizin de varsa bir tane alın. Bu mesela şeyle benzerlik gösteriyor mu hani sigarayı bırakmak için ya da işte bazı korkulara engel olmak için falan gibi bazı şeyler var şimdi son dönemde uygulanan yine aynı şekilde sizin anlattığınız. Vagus uyarılıyorsa evet yani ama bir sürü tedavi yöntemi var bu konuda uygulanan hali hazırda. Vagus sinir uyarımı şöyle söyleyebilirim Amerika'da epilepsi, depresyon, obezite ve baş ağrılar için onay almış bir tedavi yöntemi. Avrupa'da da anksiyete, uyku bozuklukları, epilepsi ve ağrıda kullanılıyor. Sonuçta hani sizin saydığınız yöntemler nasıl bir tedavi biçimi, yöntemi onu tam olarak bilmiyorum ama vagusu bir şekilde uyarabiliyorsa o zaman tabii ki bu şekilde aktive edebilir. Yani bu parasempatik sinir bu dengeyi sağlayabilir. Her türlü sorun için bir vagus yakalayabiliriz diyorsunuz. Her türlü sorun değil. Orada kitabında bazen her şey sinirsel değil mi? Bazı durumlarda bazen her şey sinirsel. Tabii, aynen mekanik, öyle. Mekanik ben durum, şöyle kitabı mekanik durumlarda göstereyim. Çok zor mesela. Sizin menisküsünüzde yırtık var. Ona vagusun çok yapabileceği bir şey yok. Ya da belinizde bir fıtık var sinire basıyor. Ha yok. Şimdi vagus ağrıyı azaltır ama oradaki fıtığı da tedavi etmez. Yani kulaktan siz obeziteyi tedavi edebiliyorsunuz. Edebiliriz ama burada otonom sistem ölçümü yapmak lazım. Kişinin gerçekten obezitesi başka rahatsızlıklara da bağlı olabilir. Otonom sistemdeki probleme bağlı. Onu anlamak lazım. Yani ilk önce çevresel nedenleri de genetik nedenler varsa bunları bir değerlendirmek lazım. Eğer otonom sistemdeki bozukluğa bağlıysa o zaman tedavi edilebilir. Tabii %100 bir tedavi şansı tıpta hiçbir şekilde söylemek zor, kolay değil. Ama eğer otonom sistemine bağlıysa, vagus az çalışıyorsa, bundan dolayı bir obezitesi varsa tedavi olabilir. Öyle bir şans var. Hem strese iyi geliyor hem tansiyonu olmadı daha aslında bir de zayıflatıyor. Aslında her şeyin başı stres yani orada değil bazen mi? Her şey stres de diyebilirdik yani ama genelde bir sinirsel bu dendiği için halk arasında evet o yüzden daha böyle bilindik bir cümle doğru olmuş diye onu kullandık. Evet efendim Doktor Ali Veysel Özden kendisi tıp doktoru altında yazdığı gibi ve her şey bazen sinirsel bazen de strese bağlı ama bu stresten kurtulmak istiyorsak Ali Bey'in bir kapısını çalıp şey yapmak lazım öğrenmek lazım. Çok çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sırada ne var hadi bilin hemen az sonra.